Başkan Alparslan yeni döneme yeni projelerle geliyor. Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan yaklaşan oda başkanlığı genel kurulu seçimiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Alparslan yapılacak seçimin hayır getirmesini temenni ederek yeniden seçilmesi halinde çalışmalara hız kesmeden devam edeceğini ifade etti. Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan, Berberler ve Kuaförler Odası'nın 20 Şubat'ta gerçekleştirilecek olağan genel kuruluyla ilgili konuştu. Yeni dönemde seçilmesi durumunda çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini belirten Başkan Alparslan, pandemi döneminin zorlu koşullarında üyelerine verdikleri hizmetleri anlattı. Üyeler için çeşitli kurumlarla görüşmeler gerçekleştirerek konutlar yapmaya çalıştıklarını ifade eden Alparslan, "Ben 2002 yılında Berberler ve Kuaförler Odası'na başkan oldum. 20 yıldır başkanlık yapıyorum. Üyelerimize elimizden geldiği kadar destek sağladık. Bütün üyelerime teşekkür ediyorum." diye konuştu. Kayseri'de 2002 yılında Berberler Kooperatifine başkan oldum. 20 yıldır başkanlık yapıyorum. Üyelerimize elimizden geldiği kadar destek sağladık. Sağlamaya çalışıyoruz. Bundan dolayı da ben ve yönetim kurulu, denetim kurulu adına teşekkür ediyorum bütün üyelerime. Eğer yeniden kazanırsanız yeni çalışmalarınız neler olacak? Kayseri Berberler Kooperatifinde görev bitmiyor, iş bitmiyor ama seve seve yapıyoruz bu işleri. Niye? İçimizden gelen mesleğimizin aşkıyla üyelere ne verebilirsek hepsi az. Kayseri'de yeni dönemdeki bir çalışmamız var. İnşallah bu çalışmayı başta Haseki milletvekilimize, bakanımıza, İletiş Bakanımıza, Karayel milletvekilimize, Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanımıza teşekkür ediyoruz. TOKİ ile güzel bir görüşme yaptık. Görüşmelerin neticesinde inşallah Mart 15'te de bir talep toplaması yapacağız. Üyelerimize bir konut daha evvelden olduğu gibi tekrardan bir konut yapmaya çalışacağız. Bu konuda bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. TESKON Başkan Vekilimize teşekkür ediyoruz. Yine Tamirciler Odası, Otosanayi Marangozlar Mobilyalar Odası, Minibüsçüler Odası, Otobüs Odası ben Berberler Kooperatifi olarak girişimlerimizi yaptık. Bakanlarımızla görüştük. TÖKÜ konusunda yardımcı olacağız. İkincisi eğitimler diyor. Eğitimlerde maalesef 2019 yılında çok güzel eğitimler yaptık 3-4 sefer. Ama pandemi girdikten sonra eğitimlere biraz ara verildi. Seçildiğimiz takdirde yine bayan erkek kuaförlerine eğitimleri vereceğiz, eğitim yaptıracağız. Şehir dışında fuarlara katılıyoruz, oralardan bilgi beceri alıyoruz. Önümüzdeki dönemde inşallah Kayseri'de de fuarlar düzenlemek için girişimlerimiz oldu. Görüşmelerimiz neticesinde inşallah önümüzdeki dönemde Kayseri'de fuarlar yapacağız. Artı Kayseri'deki 40 odanın muhasebe tutan odalarımız var, tutmayan odalarımız var. Kendi odamızda şu anda 1050 kişinin defterini tutuyoruz. Komik bir rakam, 25 lira gibi paraya. Üyeleri sıkıntıya sokmadan, mali müşavirlerle görüştürmeden, kendi mali müşavirimizle, ekibimizle çok güzel bir çalışma yapıyoruz burada. Çalışma teninde esnafa kolaylıklar sağlıyoruz. Yine bunlar devam edecek. Bununla ilgili elimizden gelen üyenin menfaatine olan belediyelerle, sağlık müdürlüğüyle olsun, yine Bağkur'la olsun, SSK'yla olsun, vergi daireleriyle olsun girişimlerimiz zaten var. Bundan sonra da tam nokta devam edeceğiz. Başkanım, koronavirüs berberleri ve kuaförleri nasıl etkiledi? Tabii ki en çok etkilenen bizleriz yani. Berber kuaför esnafıyız. 57 gün bir iş yerimiz kapandı, 15 gün bir iş yerimiz kapandı. Bu kapanış dönemlerinde tabii ki hep iş yerlerimiz kiraydı. %70'i kirada oturuyoruz şu anda. Bundan dolayı sıkıntılarımız oldu mu? Çok sıkıntılarımız oldu. Ama benim esnafım sabretmesini bildi. Çok şükür sabrettiğinden dolayı da kendilerine de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, Büyükşehir Belediye'miz o günde bini yaşevirdi. Biz odamızdan 500 yaş aldık. Bütün üyelerimize inşaat attık. Yine daha sonra açılış dönemimizde 30 bine yakın maske büyükşehirimiz olsun, Melikgazi Belediye'miz Koca Sinan maske verdiler. Artı bütün işyerlerimizi Koca Sinan, Melikgazi ve Büyükşehir Belediyelerimiz ilaçlama yaptı. Ondan sonra tabii ki belediyeler yetişemez duruma gelince biz ne yaptık? Odamızdan makine aldık ve Kayseri'deki bütün 1600 berber kuaförün tek tek dükkanları gezerek iki dönem ilaçlama yaptım. Bundan da mutluyum. Hem kendilerini ziyaret etmiş olduk, hem dertlerini de paylaştık, hem de işyerlerini ilaçladık. Bundan dolayı da çok mutluyum. İnşallah önümüzdeki döneme de aynı mesafede üyelerimizle birlikte olacağımızı ümit ediyorum.
Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Siz eklemek istediğiniz bir şey varsa. Eklemek istediğim tabii ki vardır. Kayseri Berberler Kuaförü Başkanı olarak 2022 tarihinde genel kurulumuz var. Biz bugüne kadar yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. İnşallah genel kurulda tecrübe gösterir de tekrar seçilirsem verebileceğim inşallah çok şeyler var. Tabii ki bu rakipli bir seçimler oluyor. Bizim için de zevk alıyoruz bu işten. Hamdolsun. Bütün arkadaşlara ben de başarılar diliyorum. Güzel bir seçim olmasını temenni ediyorum. Kayseri'mize hayırlı olsun diyorum inşallah. Berberler Kuaförü seçimi. 20 Şubat 2022'de görüşmek üzere diyorum. Saygılar sunuyorum.